başka görevlerimiz olduğu için biraz da bizden kaynaklanan nedenlerle işte bizim çalışmalarımızla ilgili zaten baştan beri yakın takip ediyorsunuz en başından beri. Spor kulübümüzde öğrenci kayıtlarına ön kayıtlara başladık. Bundan sonra zaten Sinan Bey ile Ahmet Başkan'ın konuya hakim. Bir yıl devirdik, yaklaşık iki hafta geçti şu anda. Yüze yakın öğrencimizle beraber bir yıldır anne babalarıyla, aileleriyle, hocalarımızla birlikte ve yönetimimizle birlikte büyük bir aile halinde hep beraber koşturuyoruz. Çok sevimli, çok cana yakın, çok sevgi dolu bireyler bildiğiniz gibi çocuklarımız. Her geldiğimizde kucaklaşıp öpüştüp sarıldığımız, beraber oyunlar oynadığımız çocuklarımızı inşallah hayatları boyunca da ilgilenmeyle ilgili bir süreç başlatıyoruz. Bir yılı devirdikten sonra bugün geldiğimiz nokta değerlendirdik. Neredeyse 4-5 yılda alınabilecek bir mesafeyi biz Dost Meram'da bir yılda almış olduk. Geldiğimiz nokta hayırseverlerimizle birlikte, gönüllü çalışanlarımız ve gönüllü ailelerimizle birlikte çok güzel bir yapı oluştu. Gerçekten bu kadarını biz de yola çıkarken tahmin edememiştik. Şimdi ilave projeler geliştirdik. İnşallah önümüzdeki bahar aylarıyla beraber bu kursumuza, okulumuza, merkezimize gelmeyen, ilgilenemediğimiz çocuklarımız, özellikle yaşı 18'den büyük, birçoğunluğu da evde olan, aileleriyle beraber hayatlarına devam eden çocuklarımızla spor, meslek edindirmeyle ilgili de kurslar açacağız inşallah. Bunlar tabii hep ücretsiz olacak. Amacımız şu, Down sendromlu olup da elimizin değmediği çocuğumuz, ailemiz kalmasın. Anne babalarla zaten ilgileniyoruz. Onlara anne baba okulu açtık. Onlara bu çocuklarımızla nasıl beraber bir hayat geçirecekler? Okulda aldıkları eğitimden sonra evde nasıl devam edecekler? Onları anlatıyoruz. Yine çocuklarını buraya bıraktıktan sonra buradan anneler ayrılmıyor. Annelerle, halk eğitiminin hocalarıyla beraber küçük el işleriyle ilgili kurslarımız var. Onlar çocuklarını beklerken burada güzel vakit geçiriyorlar ve bir şeyler de üretmiş oluyorlar. Şimdi büyük yaştaki çocuklarımızı da hem yüzme veya diğer alanlardaki spor salonlarımıza götürüp özel hocalarımızla onlara güzel vakit geçireceğiz. Amacımız onları, Konya'lı tabirle söylüyorum, eylemek. Yani onlara güzel vakit geçirmek, ailelerin üzerinden bir miktar rahatlatacak şekilde yükü almak ve aynı zamanda da meslek edindirme kurslarında yine halk eğitim hocalarımızla beraber çocuklarımıza, yaşı büyük çocuklarımıza küçük meslekler edindirip öncelikli olarak belediyemize ait kafe, restoran gibi yerlerde onları yerleştirebileceğimiz, istihdam edeceğimiz alanlarda arkasından da istihdamı sağlamaya çalışacağız. Eminim ki bu güzel hareket bir bereket doğuracak ve farklı kurumlara da, farklı özel sektördeki iş yerlerine de bu çocuklarımızdan belki günün birkaç saati veya yarım gün çalışabilecekleri işler ayarlayıp onları hayata tutunmalarını, bir daha güzel bir hayat kurmalarına fayda sağlamış olacağız diye umuyorum. Tüm emeğe geçen arkadaşlarımızdan, yönetim kurulumuzdan, hocalarımızdan, anne babalarımızdan özellikle ve gönüllü ailelerimizden, gönüllü çalışanlarımızdan tabii ki bu imkanı sağlayan hayırseverlerimize de ben hepsine Allah razı olsun diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar ben yardım alayım çünkü engelliler federasyonu. Haberimizi yedik. Yediler. Her şey çok güzel. Harika olmuş. Mekanı ve kişi. Burada 3 kişi. Evet. Günlük sosyal bir gelişim üzerinde çalışmak. Ne mi yaptın sen? Ha? Bir de kare yapalım hadi. Kare yapalım bir de. Kare yapalım mı? Bu ne? Bir tane. Kış yaklaştığı için. Da boyamışsın. Abi gibiymiş ama ya. Herhalde biraz daha boyayacaksın değil mi? Abi boya bakalım çok güzel olmuş.